9 Kasım, 15 Kasım Koç burçları nasılsınız? Her şey umarım evinizde, huzurda, ailenizledir diyorum. İşlerinizle alakalı bu hafta biraz yavaş gidebilir. Biraz istediğiniz şekilde iş sistemi sizi mutlu etmeyebilir. Hatta ve hatta yeni araştırmalar, yeni iş fikirleri içerisinde olabilirsiniz. Çünkü buranın kendi içinde sıkıntıları olduğu için artık burası size kariyer anlamında ya da başarı anlamında sizi tatmin etmiyor olabilir. O yüzden bu hafta bunlara dikkat edelim. Alternatif iş noktaları bakacaksınız. Hayırlı kapıdan haber gelecek ama iş bulmadan çıkmanız uygun görmüyorum. Ve işsiz koç burçlarına bu hafta güzel teklif ya da istediğiniz noktanın büyük bir sevincini yaşayacaksınız. Bu da size inanılmaz derece keyifli olacağını söyleyebilirim değerli koç burçlarım. En büyük sorun bence kendi işini yapan veya da büyük kurumsal büyük firmada çalışan bazı koç burçlarında da yerel değişim ve bu değişimle birlikte hak ettiğiniz noktanın aydınlanmasını yaşayacaksınız. Lakin şu var koç burçları, biraz bu hafta hani hayatınız sanki çok yavaşlamış, hiçbir şey yapamıyorum, aynı döngüdeyim gibi hissediyor olabilirsiniz. Hafta sonu bu enerjiniz hani yatağınızda ya da ailenizde ya da çevrenizde geçireceğiniz keyifli bir hafta sonu olacak. Hafta içi biraz daha sizi böyle yavaş yavaş ay içim çekilmiş, kanım çekilmiş diyeceğimiz bir hafta ama hafta sonu tabii hafta sonu herkes evde olduğu için kanımız çekilmiyor diyorum. Böyle bir etkileşim, çevrede diyaloglar sizi mutlu edecek enerjiler hafta sonu bekleyecek. Ev konunuzla alakalı da özellikle uzun süredir satılmasını istediğiniz ve hala satılmayan nokta ile ilgili bir teklif gelecek ve bu teklif sizi mutlu edecek diye not almışım. Bu arada da haritaya bakıyorum. Özellikle yakın dostunuzla ilgili bir maddi desteğe ihtiyaç olabilir ve buna ufak bir destek verebilirsiniz. Geri alacaksınız. Hani kafamızda bazen sorarız ya geri verecek mi diye. Evet geri alabileceksiniz. O yüzden vermeniz çünkü onun sıkıntıda olduğu gözüküyor. Belki çarşamba günü biraz agresif yönünüz olabilir. Bu agresif yönünüzü biraz sakinleştirmenizi isterim. Çarşamba, perşembe biraz deli yönünüz ön planda olacak. Bunu biraz sakinleştirmek isterim. Büyüklerinizle alakalı bir hasta kadın özellikle rahim ve göğüs bölgesiyle ilgili bir sağlık problemi yaşayabilir. Eşiniz, anneniz, ablanız bu tarz evreler ya da sevgilinizin annesine böyle bir sağlık problemi olabilir. Bununla ilgili biraz stresli bir hafta ortaları yaşayabilirsiniz. Şöyle demişim, kariyerinizle alakalı yapmak istediğiniz bir eğitim varsa tam doğru bir süreç bunu yapın. Devlette özellikle büyük kurumsal firmada çalışan ve yerinizle alakalı yöneticilerin değişmesini istiyorsanız sanki bu dönem bir değişim haftası olacak ya da bu değişim sizi tamamıyla kafanızdaki noktayı belirleyeceksiniz. Bu da size çok iyi gelecek diye biliyorum değerli koç burçları. Sağlık olarak özellikle son zamanlarda ayak ağrılarınız olabilir. Bel fıtığınız olabilir, biraz sizi zorluyor olabilir. Sol dişinizde de diş eti iltihabı ya da dolgunuz düşmüş ya da irmilik dişinizde ağrı söz konusu olacak diyorum. İlişkisi olmayan koç burçlarına güzel bir aşk enerjisi başlangıcı olacak. Evliliğinde problem yaşayan bazı koç burçları toparlanma ama evliliği çok iyi giden koç burçlarına da planlar, yatırım planları, uzun süredir almak istediğimiz bir konunun aydınlanması olacak değerli koç burçları. Evet biraz stresli, biraz karışık bir hafta sizin için ama koçlar siz her şeyi başaracağınızı düşündüğüm için en aksilikler sizin hayatınızda bereket gibi olsun diliyorum. Allah'a emanet olun. Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka dinleyin. Astrolojiden ne haber? Ya da Akkaya Official sayfamı takip edip günlük ritüel ya da astrolojiden ne haberi günlük burç yorumlarınızı takip edebilirsiniz. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.